O zaman biraz Devlet Bahçeli olarak uydayalım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yine kanlı çeteler etrafı sarmış durumda. Köyü yakıp yıkmışlar, kalenin içine kadar girmişler. Daha közler sönmeden dolaplardan çıkabilen yaratıklar geliyor. Kimdir diyorsun bu dolaplardan çıkan 36 esnik törsün tursun diyorsun. 5-6 dolap sayıyor, gerisi yok. Cellaşçı harekat olarak katil üstümüze çekiyoruz ki kendimizi feda edelim. Biz canımızın derdindeyken katilin gözünün önünde bun yaparak ne yapmak istenmektedir? Bunun boşa gideceği bilinmiyor mudur? Yoksa bu işte de yine bir ihanet mi söz konusudur? Dolaplara girebilen katil mi olur? Dolapla ne alakası var? Bu haritaya ne olmuş böyle? İnanın ben de bilmiyorum. Pencere vardı burada, o da yok artık. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki pencere duruyor, atlıyorum. Ama katil peşimden durmuyor, devam ediyor arkadaşlar. Bu katil bana takmış gibi duruyor. Balette değilim, bir şey değilim. Neden benim üstüme koştu da hit yedi? Onu da anlamış değilim. Muhtemelen elinde flaşı olan bir FETÖ'cü bu. Yine görmüş olduğunuz gibi aynı yere bun yakmış. Katilin söndüreceğini bile bile niye aynı yere bun yakıyorsun? O bunu yakacağına gidip jen yapabilirdi ama yapmamış. Önümüzde yine karanlık günler bizi bekliyor. Ama biz her zamanki gibi jeneratörleri yapıp aydınlık getireceğiz. Yoksa düzenli yayınlar mı geliyor? Bilemiyorum. Katile tibek atmak suretiyle üstümüze çekiyoruz. Ve katili jenden uzaklaştırıyoruz. Minnetçi harekat bu aldığı darbeden ötürü yılmayacaktır. Ülkücüler bu provokasyona gelmeyeceklerdir. Lup salma suretiyle katili Umit'ta biraz daha oyalıyorum. Ve lanet olsun yine buraya geldik. Hiçbir lup alanı kalmamış. Aziz vatanın bütün paletleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün paletlere kırılmış durumda. Pencere buldum, atlıyorum. Kendisini bir şeylere davet etmek suretiyle ah!
Yine yere düşen biz olduk. Yine kendimizi feda ettik. Hala jel bitmedi. İki jel kaldı. Bundan sonra biraz daha safe oynamamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. İkinci asılmama geçtikten sonra sanki azıcık beni kemplemiş gibi aşağıdaki kemp barım birazcık doluyor mu ne? Adam bizi kempliyor yukarıda galiba. Timpakların ilk asılması olmasına rağmen giremediler. Mamiciğim hoş geldin. Ülkücü harekatın bir numaralı zanlısı. Tünel yiyorum arkadaşlar. Her zaman tünellenmek kaderimizde vardı. Bu kaderimizi tersine çevirecek de yine bizleriz. Ama gözümün önünü artık göremez oldum. Pareti deviriyorum boş yere. Olabilir, devirebiliriz. İnsanlık hali. Nereden ne çıkacağını inanın ben de bilmiyorum. Kafasına pareti vuruyorum ve onu stunlamak suretiyle hayatta kalmaya çalışıyorum. Ve kandırıyorum görmüş olduğunuz üzere ama yedim sanki itimi. Maça veda etmek suretiyle lobiye gidiyorum. Katil bizi çinerleyip kemplemekle ne yapmak istemektedir? Ben de çok merak ediyorum. Mamiciğim,